günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Muş'ta kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor. Artsah Ombudsmanı. Artsah'ta 40 bin kişi evsiz kaldı. Artsah'ın Dikranagert'te bölgenin en büyük kayaya oyulmuş su kanalı keşfedildi. Suriye'de teröristler ve Türk ordusu ülkenin tarihi ve kültürel mirasını yok etti. İran Milletvekili Mahmud Ahmadi Bikaş. İran, Artsah Savaşı'nda Ermenistan'ı desteklemeliydi. Ararat'ın efsanevi futbolcusu Arkadi Andresyan vefat etti. Batı Ermenistan'daki Muş ilinde kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor. Kentte etkisini gösteren kar nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarını ulaşma açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler kapanan köy yollarına ulaşma açıyor. 64 iş makinesiyle hizmet veren karla mücadele ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışıyor. Armenpress'in belirttiğine göre Artsah Ombudsmanı Artak Beglaryan 22 Aralık'ta gerçekleştirdiği basın toplantısında Artsah İnsan Hakları Savunucusu Ofisi'nin Azerbaycan'ın başlattığı savaş sonucunda 40 bin kadar Artsahlı'nın evsiz kaldığını tahmin ettiğini açıkladı. Beglaryan, tahminlerimize göre sadece askeri operasyonlar ve siyasi anlaşma sonucunda topraklarımızın işgal edilmesi nedeniyle 40 bin kadar insan evsiz kaldı. Bu insanların çoğu şu anda Artsah Cumhuriyeti'nde dedi. Söz konusu kişiler için öncelikle geçici barınma sorununun çözülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Artsah'ın Dikranagert Ören yerinde yıllarca süren kazı çalışmaları sonucunda Ermeni arkeologlar heyeti bölgedeki kayaya oyulmuş en güçlü su kanalını keşfetti. Ermeni arkeologlar Azerbaycan tarafının şu anda Azerbaycan kontrolünde olan Dikranagert'teki çalışmaların küçük düşürmeye çalışacağından ve su boru hattını Afgan olarak görerek tarihi çarpıtacağından çok endişeli. Armenpress'e konuşan Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü Müdürü Pavel Avedisyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'la yan yana yaşadığı sürece sorunlarla karşılaşacağını ifade etti. Dikranagert'teki kazılara değinen Avedisyan, 2020 yılında 5 farklı yerde çalıştıklarını belirtti. Avedisyan, yapılan muazzam çalışmalar sonucunda Dikranagert'te kayadan oyulmuş bir su kanalı açıldı. Ararat Vadisi'nde büyük kanallarımız ve su borularımız var ancak Artsah'ta keşfedilen kanalın emsali yok, dedi. Suriye'nin resmi Sana Ajansı'na göre Türk askerleri terörist gruplardan militanlarla birlikte Suriye'deki kültürel alanları yağmalamaktadır. 2018-2019 yıllarında Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyonları çerçevesinde Arap Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki topraklar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edildi. O zamandan beri bölgelerin kontrolü aslında Ankara'nın kontrolündeki gerici militanların eline geçti. Türk yanlısı birlikler tahrip edilen kültürel alanlarda defalarca görüldü. Sana Ajansı'na göre Türk ordusu tüm bu eylemlere aktif olarak karıştı. Tarihi ve kültürel değerlerin çoğu Türkiye'ye taşınarak pazarlarda satıldı. Bugün Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin kantonundaki arkeolojik sit alanlarının çoğu hasar gördü. Bunların arasında Tal Burji, Tal Aindara, Tal Cenderes ve Al Nabi Huri kalıntıları yer alıyor. İran İslam Cumhuriyeti Parlamentosu'nun Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi üyesi Mahmud Ahmadi Bikhaş, Ermenistan'ı desteklemenin ülkesinin dış politikasının ilkelerinden biri olması gerektiğini ifade etti. Milletvekili özellikle şunları söyledi. Artsah Savaşı'nda İran diplomatik uygunluğu bir kenara bırakmalı ve Ermenistan'ı desteklemeliydi. Tarihi belgelere göre bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti ve Güney Kafkasya'nın bazı bölgeleri ana vatanımız İran'ın bir parçasıdır. İleride bir şey olursa bunlar İran'a iade edilmelidir. İran, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'ye uygulanan yaptırımları ön koşul olmaksızın desteklemelidir. Yerevan'ın efsanevi Ararat takımının futbolcusu 73 yaşındaki Arkadi Andreasyan bugün vefat etti. Armenpress'e göre Andreasyan'ın durumu dün gece fenalaştı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede efsanevi futbolcunun kalp yetmezliğinden öldüğü açıklandı. Efsanevi oyuncu Yerevan'ın Ararat futbol takımında Sovyetler Birliği şampiyonu ve kupa şampiyonu oldu ve Sovyetler Birliği ulusal takımının bir üyesi olarak olimpiyat oyunlarında bronz madalya kazandı. Teknik direktörlük kariyeri boyunca uzun yıllar Yerevan'ın Ararat futbol takımını çalıştırdı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung adlı etnografik şarkı ve dans grubu tarafından seslendirilen Sasun adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.